Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun ham navbatdagi o'sha shaxlar orasidan tanlab olingan ayrim savollarga javob berib o'taman. Assalomu alaykum doktor, hali homilam 2 oylik bo'lmadi. Bel va qo'llam simillab og'rib turibdi. Bu tabiiy holmi? Uydagilar bola bachadonga o'rnashguncha og'riq bo'lib turadi deyishdi. Endi og'riq qachon bo'lishi mumkin? Bachadon tonusga kelganda bo'lishi mumkin og'riq. Tonusga ko'proq jismoniy harakatdan keyin yoki jinsiy aloqadan keyin yoki qandaydir stresslardan keyin bachadon normada tonusga kelishi mumkin va ba'zi holatlarda ya'ni homila tushish xavfi bo'ladigan bo'lsa o'sha holatda ham tonusga kelishi mumkin. Aytmoqchimanki, bachadonning tonusi bu mustaqil tarzda xavfli narsa emas. Ya'ni bachadon tonus bo'ladigan bu bola tushib qoladi degani emas. Homila tushish xavfi bo'lmaydigan bo'lsa, bundan qo'rqmasa ham bo'ladi. Ya'ni homila tushish xavfi degani shu homila ko'chishni boshlab, qandaydir qon ketishlar bo'ladigan bo'lsa, undan xavfli bo'ladi. Faqatgina tonusda o'zi bo'lsa xavfli emas. Bundan tashqari infeksion yallig'lanish kasalliklari yoki noinfeksion yallig'lanish kasalliklari bo'ladigan bo'lsa organizmda, masalan, sidik yo'llar infeksiyasi, qon infeksiyasi yoki bir tomoqda bilan infeksiya bo'ladigan bo'lsa, o'shanda ham prostaglandinni oshib ketib, bachadon tonusga kelishi mumkin. Tonusga o'tib ketgan sababi bunaqa simirlovchi og'riqlarni barisining sababi tonus bo'ladi. Ya'ni bachadonda tonus bo'lganligi sababli o'sha quvoq sohasida bellarda og'riq bo'ladi. Siz bitta ginekologga ko'rining, ko'rsin, uziga tushish kerak, uzida ham ko'rib, homilani holati qanaqa, homilani tuxumi ko'chmaganmi, holati turibdimi, deformatsiyadagi buklangan, o'zgargan emasmi, hammasini ko'rib turib baho berish kerak. Hammasi joy-joyida bo'ladigan bo'lsa, faqatgina tonus bo'ladigan bo'lsa, bu xavfli hisoblanmaydi. Bunaqa holatda tonusdan qutulish uchun agar sizda bezovta qilib, kuchliroq bo'ladigan bo'lsa, birinta spazmolitik ichsangiz bo'ladi. Masalan, shu papaverin svetcha qo'yish mumkin yoki nosh pantomizgasini ichish mumkin. Ginekologingizga ko'rining, ko'rib holatingizni baholab tavsiya beradi. Assalomu alaykum doktor, men qo'l oyoqlarim belim uyushib og'riyapti. Nimadan bo'lishi mumkin? 36 haftalik homiladorman. Endi homiladorlikda katta muddatlarda ko'pincha shishlar rivojlanadi. Homiladorlikka xos bo'lgan normalda bo'ladigan shishlar rivojlanadi. Va shishlar bo'lgandan keyin o'z-o'zidan ma'lum qon tomirlari ham ozgina qisiladida, qon oqimi buziladi, qon dimlanishi yuzaga kelishi mumkin o'sha oyoq qo'llarda. Nerv tolalari ozgina qisilishi mumkin, o'sha joylarda ham shishlar ta'sir qilishi mumkin. Bularda oqibatida ko'pincha sezgini buzilishi, uvishlar bo'ladi. Ko'pincha homiladorlikda mana shunaqa bo'ladi. Bu qo'rqinchli holat emas. Qon bosimimiz me'yorida bo'ladigan bo'lsa, peshobda oqsil ko'p miqdorda bo'lmaydigan bo'lsa, shishlarni o'zi qo'rqinchli holat hisoblanmaydi. Endi shishdan tashqari nerv kasalliklarida o'sha nerv tolalar qisilib qolgan bo'lsa, shamollab qolgan bo'lsa, bunda ham og'riq bo'lishi mumkin. Va qon tomir kasalliklarida qon oqimi buzilishi bilan bo'ladigan qon tomir kasalliklari bo'lsa yoki qonda o'sh tizimi buzilgan bo'lsa, o'sha holatlarda ham siz aytgandek uyushlar bo'lishi mumkin. Terapevtga ko'rinasiz, tomir xirurgiga ko'rinasiz, ginekologingizga ko'rinasiz, ko'rib, uchalarni maslahatlashib, holatingizga qarab sizga tavsiya beradi. Assalomu alaykum doktor, men spiral oldirgandan keyin negadir homila bo'lmayapti, sababi nimada? O'zi asli bepushtlik deyishimiz uchun regulyar jinsiy hayotda, ya'ni bir haftada kamida 2 marta, 3 marta jinsiy aloqa bo'lganda, 1 yil davomida homila bo'lmasa, keyin bepushtlik deb baholashimiz mumkin juftlik holatini. Endi bepushtlik ham birlamchi, ikkilamchi bo'ladi. Birlamchi deganimiz shu boshidan homila bo'lmaydi. Ikkilamchida oldin homila bo'ladi, homila yo tug'iladi, yo tushib qoladi, yo o'smay qoladi, nimadir bo'ladi. Undan keyin yana 1 yil davomida homila bo'lmaydigan bo'lsa, buni ham bepushtlik deb baholaymiz. Endi ta'rifi shunaqa bo'ladi. Bepushtlik deyish uchun mana yuqorida aytdim, regulyar jinsiy hayotda kontrasepsiyasiz yashaganda, ya'ni bir haftada kamida 2-3 jinsiy aloqa bo'lganda, 1 yilda homila bo'lmasa, bepushtlik deyiladi. Ungacha kasallikni baholay olmaymiz. Sizga maslahatim, agar shu davr o'tmagan bo'lsa, spiralni oldirganingizga hali 1 yil bo'lmagan bo'lsa, kuting, shunchaki kuting. O'zi shu davr ichida 1 yil ichida bo'lib qoladi. Agar shu davr o'tgan bo'lsa, 1 yil o'tgan bo'lsa, unda tekshirish kerak. Sizni ginekolog, endokrinolog tekshiradi, turmush o'rtog'ingizni, o'zingizni urolog, androlog ko'rib tekshirish kerak. Sababi bepushtlikda bir 40% sababchisi ayol, 40% sababchisi erkak bo'lsa, 20% holatda ikkalasini birgalikdagi kasalliklar sababchi bo'ladi. Shuning uchun ham ikkalasi ham birdaniga birgalikda tekshirilishi kerak bo'ladi bepushtlikda. Va sababi juda ko'p. Shu erkaklar bepushtligini o'zini bir dunyo sabablar, ayollar bepushtligini bir dunyo sabablar, bachadon, tuxumdon, qalqonsimon bez, buyrak usti bezi, bosh miyaga bog'liq sabablar,
Bacadan boyunu, bacadan dışarılığı, umman cüdü köpünden sana hemen var. Bacadan neyle arayam, esten çıkmasak gerek. Eğer o şey bir yıl ötken olsa, sizge taş koyulayan olsa, tekşeriş gerek. Hemen sana tekşerik buluş gerek. Ginek olup ki korunasız, durmuş olup dağız uru olup ki, andır olup ki korunan, koru tekşerip, sağlıklı anahlar durup, davranasız. Kanalda kursa şu bir püşlü gidersin hakkı mola hazırlar, umman bir püşlü hakkı da playlistimiz bol alakalı korup çıksız çoğun olasız sababı cüdük yok bunu. Bir mordu bir vasıta korumastan bilmastan bir nasıl diş kıyım. Salam doktor, ben de bacana oyntamın ne kışa geldi, çeyni olsam doğrulanıp ket adamı. Şimdi ne için kışa işi mümkün bacadan? Bacadan doğru duruşu mümkün, alın gelip duruşu mümkün, arka gel, oyun gel, çap gelip duruşu mümkün. Normal değil, şuna gelip duruşu mümkün. Eğer normalde has olsa, cüdeye gelip gitmeyen olsa, ağrıksız olsa, hareket saklanan olsa, korkmasız bulandı bundan. Eğer burar bir sebep bilen bu kişiye gelip olsa, oyun hem de avalaş gerek. Şimdi bunu mu buluşu mümkün? Mesela çap tomdan da katlara olacağım da kiste olsa, o şeyi tarif durgan buluşu mümkün. Eğer şuna kabul edilen olsa koruş gerek, kiste anı kanaka kiste o. Foliküler kiste olsa yok alışın küçük gerek yok, aptaşış gerek. Endometriyot kiste olsa da onu nasıl, dermoid olsa onu yem aptaşılar da. Yine sebeplerden biri, uşa oyun tarafta, oyun bacadan da, oyun tuğumdan da yallıklanışlar bolaşıyor. Yallıklanışlar bol edilen olsa uşa tarafta yallıklanan tokuma bulan koşulu bacadan bir gerek yapışık bakan buluşu mümkün. Buna kaholatı yallıklanışa karşı da vakınlardı. Yallılaşık karşı dava kılınan da yallılaşık da ötkenler ki eğer korun boşluğu çandıklı keserleri bulmasa, çandıklı yordamda yapışık olmayan bulsa, çoğu yıkayıp gelirler. Eğer korun boşluğu çandıklı keserleri buluyor bulsa, bu yamışı küçük toz sahası da başından da tarafı kuşlu olarak yallılaşık ötkızgenler kim buladı, yok ki operasyonundan kim buladı, uşağına akıbatı da uşu tarafı, oyun tarafı kayıp yapışık olmayan bulsa, buna operasyon yolu bilen ciretlerdi. Yani operasyon kılıp çandıklı kesin okuşunlardı. Lekin bu kişiye işe, ama şu oyun tarafı kişiye duruşum, bir püşlükke sebep olması mümkün. Ya ki doğrultuda kendine de mal makildirip çıkarması mümkün. Körün, eğer siz de oyun tarafı kişiye işe ağırlıklı bol ediyken bu sefer ağırlık sebeple anıklar, yandan lanış bu kişilerin başka ama anıklar doğrulanış gerek. Eğer bu sizde bir püşlük yok gel ediyken bu sefer, ciddi ciddi kemden kem halde sebep olanı. Yok gel ediyken bu sefer, o şey sebepsini yok açık gerek. Yani yallanlaşmış onu da ulaş gerek. Yok ki çandık olup yapışıp koyan olsa onu kesip optaşılıp çoğu yapıp koyuş gerek olaydı.